İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişimi sırasında kendini patlatan teröristin kimliği tespit edildi. Yapılan kapsamlı DNA çalışması sonrası o hainin PKK'lı Özkan Şahin olduğu belirlendi. Terör örgütüne yönelik operasyonlar yeni günde de devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik bir toplantı vardı. F-16'lar peş peşe havalandı. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedefleri nokta atışıyla vuruldu. Emniyet birimleri de kahramanlar operasyonunu genişletti. İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişimi sonrası hem sınır ötesinde hem de sınır içinde operasyonların düğmesine basılırken ikinci teröristin de kimliği tespit edildi. Kendini patlatan hainin PKK'lı Özkan Şahin olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı önü silah sesleri duyuluyor şu an. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki bölgelere 3 gün içinde ikinci büyük hava harekatını gerçekleştirdi. Toplamda 36 hedef imha edildi. Terör örgütünün kullandığı mühimmat depoları da yerle bir edilen hedefler arasındaydı. Kahramanlar operasyonundaysa 37 şüpheli daha yakalanırken Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan iki terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya teröristleri ve işbirlikçileri adalete teslim etmeye kararlıyız mesajını paylaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de yaptığı operasyonla İstiklal Caddesi saldırısının organizatörlerinden Nabokele Hayri'yi de etkisiz hale getirdi. O alçak eylemde 6 kişi hayatını kaybetmişti. Teröre yönelik baş döndüren operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi. O kritik zirve hava harekatından sonra kara harekatı da mı geliyor sorularını akıllara getirdi.